Uludağ'da kar yağışı başladı. Dünden itibaren yağdığını söylüyor Esra bize ve önümüzdeki hafta da meteoroloji mühendisimiz sevgili Hüseyin Öztel yağış bekliyoruz demişti. Hemen Hüseyin'e tekrar dönelim. Hüseyin bizimle birlikte. Hüseyin hoş geldin yayınımıza. Merhaba Uylum. Hoş geldin, evet. Hoş geldin. Ben rahat bir yerdeyim. Biraz önceki muhabir arkadaş gerçekten o soğuk ve kar altında. Evet. Kulaklıklar, hissedilen kıyamam. Kulaklıklar sıfır. Evet. Evet ya Esra'yı biraz üşüttük, biraz dondurduk ama çok da güzel bir yayın kar aldık geldi. Sevgili Esra'dan. Kar görmüş olduk. Hüseyin şimdi Uludağ için böyle bir durum söz konusu ama Kartalkaya'da da kar yağmaya başlayacak mı ya da başladı mı? Kartalkaya'da durum ne? Çok güzel. Bakın şu anda da radar görüntüsü geldi. Tam bize yağış nerede onu gösteriyor oylum. Hemen söyleyelim. Bugünün şu anda nereye yağış düştüğünü gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü. Bu yeşil alanlarda kıyılarda yağmur, yükseltide iç kesimde kar var. Tabii Kartalkaya, Sakarya, Düzce arasına biraz ilerleyecek. Bu gece oraya da yağar kar oylum. Ama Bursa çevresinde oluşan kütlelerin daha yoğun, daha kuvvetli olması, yağış bandının oradan geçmesi Uludağ'ı besledi dünden bu yana. Biz bu hava tahminini 20 Ocak'tan beri takip ediyorduk oylum. Hem fırtınayı hem şiddetli hava olaylarını Türkiye'nin batı bölgeleri önce yaşayacak. Ardından da Anadolu'da kar yağışlarına dönüşecek bir görüntü veriyordu tahmin. Şu anda gerçekten de bunu yaşıyoruz. Bu tutarlılığı umarım haftaya da gösterir. Haftaya çünkü çetin ama aradığımız yağışları alacağımız bir hafta olacak. Oylum şöyle bir Şubat'ın ilk 10 gününe kadar olan dönemde tüm Türkiye'de kar yağışları bekliyoruz. Buna İstanbul'da dahil şimdiki tahmin değişmezse, önemli bir değişim olmazsa İstanbul dahil olmak üzere bütün kıyılarımızda ve iç kesimlerimizde kar görebileceğiz. Ama şöyle bir 5 günlük ne bekliyor bizi dersen bir 5 günlük tahmin haritamız var. Şimdi bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü toplam kardar nereye yağar haritası eğer hazırsa yönetmemiz verirse görürüz. Yine Anadolu'da iç ve doğu kesimler daha yoğun olmak üzere şu haritada gördüğünüz gibi kar yağışları alacağız. Haritanın kırmızı ve turuncu renkleri oylum ve izleyicilerimiz 1 metreye kadar kar demek. Yani Doğu Anadolu, Güneydoğu ortalamasını yakalamaya başlıyor. Dikkat edilirse Ege kıyılarında ve iç kesimlerinde kar yok. Bu da çok sürpriz değil. Marmara'daysa senin de sorduğun Kartalkaya, Uludağ ve Kartepe yani Kocaeli, Sakarya, Bursa bizim aynı zamanda Melen Su Havzası'na yakın olan her yerde yağışlar çok değerli oylum. Çünkü suyunu İstanbul şu anda İSKİ'nin verilerine göre neredeyse %50 oranında buradan sağlıyor. Kocaeli, Düzce, Gerede, Bursa, Bolu bu hattaki su havzası altın değerinde. Beslediği yer çünkü 20 milyon olduğu için İstanbul'dan söz ediyoruz. Oraya kar yağması çok değerli. Ve gelecek 10 günde böyle metreye varan yükseklerimiz tabii ki kar yağışı alabilecek. Şubat'ın 10'una kadar olan süreç dedim ama her günde böyle kuvvetli tipi altında değiliz. Şimdiki hava tahmini İstanbul'da mesela başlayalım. Bugünden sonra böyle cılız yağmurlar bazı ilçelerde karla karışık yağmurlar bekleyeceğiz. Ta ki çarşambaya kadar. Çarşambaya kadar hayatı olumsuz etkileyecek bir durum yok İstanbul'da. Ama o günün gecesinde şöyle bir 0 dereceye yaklaşan ilçeler olacak. 1-2 dereceye bir kar atıştırabilir gibi görünüyor. Ama asıl Şubat'ın 5. 6. 7. günü. Oralarda biraz daha kuvvetli kar yağışları gelebilir Marmara'ya. Bunlar vadesi uzun tahminler. 12-10 günlük şeyden söz ediyorum. Hani biraz daha müsaade ederse izleyicilerimiz İstanbul için özellikle bir 3 gün sonra da tahmin güncellendiğinde daha iyi rotasını da öğrenerek yağışlar çünkü bazen Trakya'ya da Batı Karadeniz'e de kaçabilir. Bir bakacağız ona ama Anadolu'da çok yüksek olasılıkla artık şu kuraklığa da biraz çare olacak kar yağışları geliyor oğlum. Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Verdiğin bilgiler için hava tahminlerini bizimle paylaştığın için. Evet Hüseyin Öztel bizimle birlikteydi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Bu dilimimizi noktalıyoruz sevgili Hüseyin'in aktarımlarıyla birlikte. Yeni saatimizde bir aramız var. Sonrasında tekrar sizlerle birlikte olacağız.